Arkadaşlar merhaba. Nurgül Aybal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lavanta yapalım. Bakın bu şekilde mis gibi lavantalarımız. İki şekilde de buket haline getirebilirsiniz. Ben bunu daha yeni tasarladım. Bu şekilde buket oluşunu. Bu da çok güzel ve şık oldu. Bunlar da daha önceki yaptığım şekildeki gibi buketler böyle renk renk şahane mis gibi lavantalar. Bunları istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Battaniye süslemede örtülerimizde, koltuk şallarımızda, kırlentlerimizde istediğimiz her şeyde kullanabiliriz. Bakın bunlar da tek dal hali. Önce bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra bağlayarak bu şekilde buket haline getiriyoruz. Lavanta yapımı için gerekli malzemelerimiz 2,5 milim tığ. Bunu lavantamızın sap kısmını yaparken kullanıyoruz. 2,5 milim olanı. Diğer bir tığımız ise 2,20. Bunu da lavantaların üst kısmını, tomurcuk kısmını yapmakta kullanıyoruz. Makasımız. Ben ip olarak yarnat jeans kullanıyorum. Ama bunu örtülerde, battaniyelerde ve kırlan tarzı yapacağım şeylerde bunu kullanıyorum. Havlularda kullandığım lavantalar ise merserize iplerden olması gerekiyor. Ee, yıkanınca hani solmasın, suya daha iyi dayanabilsin diyerekten onu kullanıyorum. Ee, bir diğer malzemelerimiz ise süsleme bağlama kısmında. İsteyenler jüt iple bağlayabilir. İsteyenler kurdela ile bağlayabilir. Ben genelde şöyle de bir şey yapıyorum. Bu şekilde kullandığım ipten zincir çekiyorum. Bu zincirle de bağlıyorum. Bu da çok güzel oluyor. Ben burada size 3 seçeneği birden sundum. Siz hangisini isterseniz, elinizde hangisi varsa ya da hangi hoşunuza gidiyorsa onunla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hazırsak başlayalım. Hepimize kolay gelsin şimdiden. Lavantamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yeşil ipimizi alıyoruz. 26 adet zincir çekerek başlıyoruz. 26 adet olması gerekiyor. Evet. 26 adet zincir çektik arkadaşlar. 2 tane atlıyoruz. Yani 25 ve 26'yı bırakıyoruz. 24. zincirden bakın bu şekilde batıyoruz. Ve bunu zincirin tek dalından alarak sık iğne yapıyoruz. Açıkçası buradaki sayıyı ben tam olarak saymıyorum, e, göz kararı yapıyorum. Birazdan şimdi sizlere de göstereceğim ne demek istediğimi. Yani burada belli bir sayım yok benim. fazla oldu sanki evet bu şekilde şurada sadece bağlayacak kadar bırakıyoruz gerisini sık iğne yapıyoruz eğer sayacak olursak 10 tanesini falan bırakmış oluyoruz diğerini örmüş oluyoruz bu şekilde de kesip bunu bırakıyoruz bu lavantamızın dal kısmı arkadaşlar dal kısmı bitmiş oluyor Şimdi bu tığımızı bırakıp bir diğer tığımızı Evet. Arkadaşlar bu hani başta bıraktığımız zincir vardı ya atladığımız iki tane. Orada küçük bir boşluk oluşuyor. Tam bu tepede. Tepeden batıyoruz ipimizi alıyoruz. Şu şekilde. Buradan 3 zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Üzerine alıyoruz aynı yuvaya 5 kez bir kere de çıkıyoruz. Yani çakma sık iğne dediğimiz. Aynı yuvaya 5 kez aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekip arkadaşlar hemen yine aynı yuvaya batıyoruz. Ama bu kez içinden geçirerek kaydırma tekniğiyle burayı kapatıyoruz. Şunu keselim. Elimize dolaşmasın. Bakın arkadaşlar bunu böyle çeviriyorum. bir sonraki yani çevirdiğimizde hemen parmağımızın altına gelecek olan yuvadan bahsediyorum İnşallah anlaşılır oluyordur buradan tekrar kaydırma sistemiyle oraya geçiyorum yine 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya yine 5 adet çakma trabzan yapıyorum Tekrar yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya kaydırma tekniği ile içinden geçiyorum. Bakın dalımızı tekrardan çeviriyorum. Alt kısmı da çevirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza ve rahatınıza geliyorsa. Çevirdiğimiz zaman zaten parmağımızın hizasına geliyor o yuva. Anlıyorsunuz nereye olacağını. Yine 3 zincir, 5 adet çakma trabzan aynı yuvaya, bir zincir çekiyorum, aynı yuvaya kaydırma sistemiyle. Yine bakın arkadaşlar çeviriyorum. Dönmüş olduğumuz yuvadan